Merhaba, ben Berat. Bugün 90'lı netlerden 110'lu netlere nasıl çıktığımı ve buna çıkarken hangi taktikleri uyguladım ve neleri yaptığımı anlatacağım. Tam olarak anlayabilmek adına video sonuna kadar dinlemenizi öneririm. Çünkü videoyu sonuna kadar dinlemezseniz eğer yarım kalır ve tam olarak istediğiniz etkiyi alamayabilirsiniz. Şimdi ben kısaca bahsetmeye başlayayım. Ben de şöyle olmuştu. Çok uzun bir süre, yaklaşık 3-4 ay hep 90 netlerde kaldım. Bir türlü 3 basamaklı netlere ulaşamıyordum. Yani 100 netlere falan ulaşamıyordum. Hep 90, 90, 90, 95, 90, 95. Hep bu civarda gidip geliyordum. Ve gerçekten benim moralim inanılmaz seviyede bozuluyordu. Belki sizde de bu durum oluşuyor olabilir. Yani belirli bir nette kalmış olabilirsiniz. Örneğin 80 veya 90 net arasında. Bu netlerde kalmış olabilirsiniz. 90 net civarında kalmıştım ve bir türlü yükselemiyordum ve sürekli netlerimi yükseltecek bir şeyler uğraşmaya çalışıyordum. Ne olabilir, ne olabilir diye çaba gösteriyordum. Bir türlü bulamadım. En sonunda buldum ve gerçekten inanılmaz derecede işime yaradı. Bunu açıklayayım. Şimdi şunu belirlememiz gerekiyor öncelikle. Hangi derslerden daha çok yanlış yapıyorsunuz? Ve onu bir belirleyin. Ben mesela Türkçeden çok yanlış yapıyordum. 32-8 geliyordu genelde. Daha sonrasında gittim. En baştan Türkçe'ye böyle çalıştım. Eksiklerimi belirleyip onları sırasıyla buldum. Eksiklerim hangi konuları, bunları yazdım. Daha sonrasında onlara çalıştım. Yani tabii ki yani çalıştıktan sonra da illaki yanlışımız çıkıyor. Zaten hani bunu reddedemeyiz. Bu kesinlikle olacak bir şey. Ama yanlışımız çıksa da bunu da çok güzel bir taktik uyguladım. Yanlışım çıktığı konuyu o konudan yaklaşık olarak 15 veyahut 20 tane soru çözdüm. Örneğin cümlenin anlamında bir tane yanlışım var. Bundan 15 tane veya 20 tane soru çözerek o kitaptan o konuyla ilgili hem eğer yanlış yaparsam kendimi cezalandıracağım gibi psikoloji oluşturdum. Hem de o sorudan yanlış yapmamaya başladım. Bu şekilde sınavın sonlarına göre fark ettim ama sınavın sonlarını da eğer fark etmeseydim belki çok çok üste çıkarabilirdim bu şekilde netlerimi. Bu şekilde devam ederek önce Türkçeyi full yakın yapmaya başladım zaten. Önceki videolarıma eğer bakarsanız Türkçeyi nasıl full yaptığımına dair anlatmıştım zaten. Diğer derslere gelecek olursak da diğer derslerde aynı şeyleri güttüm. Mesela matematikte de nerede hangi konudan yanlışım çıkıyorsa o konudan soru çözmeye çalıştım. Ama ben de şu yanlışım oldu. Geometriye çok fazla çalışmadım. Siz olun hiçbir dersi küçümsemeyin. Çünkü o küçümsediğiniz dersler ve önem vermediğiniz dersler bir süre sonra belki de sizin için sorun oluşturabiliyor. Örneğin şöyle, ben Türkçeden bir yanlış yapmıştım ama felsefeden iki tane yanlışım vardı. Türk felsefe çünkü çok önem vermiyordum. Yani düşünün 40 soruda bir yanlış ama 5 soruda iki yanlış. Öyle oldu yani. Bu şekilde olmaması adına diğer derslere de çok fazla önem vermenizi öneririm. Sonrasında peki bununla mı yetin? Hani 15 soru, 20 soru? Tabii ki hayır. Ekstra olarak ben günde yaklaşık olarak 1 veya 2 tane TYT denemesi çözdüm son 40 gün. Yani toplam 80 veya 60 tane TYT denemesi çözdüm. Bu da benim yükselmemde ana etkendi. Çünkü deneme çözerseniz nerede yanlışınız olduğunuzu görürsünüz. Böylelikle yanlışlarımı buldum ve nereden daha çok yanlış yaptığımı buldum. Örneğin mesela Türkçeden bir konudan yanlış yaptım. Mesela cümlenin anlamında çok yanlış yapıyorum veya noktalar işaretleri. Gittim ona çalıştım. Efendime söyleyeyim fizikte mesela bir maddenin özellikleri. Şu konuları atıyorum şu an. Orada çok yanlış yapıyorum. Gittim ona çalıştım. Bu şekilde çalışa çalışa bütün yanlışlarımı buldum ve bunların üzerine giderek de oradaki eksiklerimi kapattım. Ve eksiklerimi kapatınca o sorular doğru yapmaya başlayınca doğal olarak da netlerim de yükselmeye başladı. Bütün konulardan bir iki net arttırırsanız zaten çok hızlı bir şekilde artmaya başlıyor netleriniz. Ve bu 20 netlik artışını da düşük netlerde değil, gerçekten full'e yakın netlerde yaptım. Yani full'e yakın netlerde 20'ye yakın net artışı gerçekten yapmak gerçekten çok ama çok zor. Belki de İlerleyen zamanlarda bunun farkına varacaksınız. Onlarca çalışırken şu an çok dikkat ettim. Zaman yetişmiyorsa çok büyük bir sıkıntı. Zamanla, kronometreyle çalışın. Kendinize 130 dakika, sınav 130 dakikası, kendinize 120 dakika verin. Çünkü sınavda belki o an kötü bir şey yaşayabilirsiniz. Yani kötü psikolojiye girebilirsiniz. Zaman kaybedebilirsiniz. Siz 120 soruyu 120 dakikada yapabilirsiniz ki sınavda da çok rahat yetiştirebilirsiniz. Ve ben de kendi sınavımda 120 dakikada bitirmiştim. 10 dakika fazla artım olmuştu. Yapamadığım sorulara dönmüştüm birkaç tane. Ve tamamen sınavı yapabilmiştim. Yani siz de böyle olun. Hatta daha kısa sürede yapabiliyorsanız daha kısa sürede yapın. Ama benim önerim 120 soru 120 dakikada çözmeye çalışmanız. Hem sizin için zaman olarak bir avantaj sağlar bu. Hem de soruları daha iyi anlamanıza ve süre yönetiminizi daha iyi yapmanızı sağlar. Ve şunu da belirtmek istiyorum. Ben 20 net arttırmış olabilirim. Ama siz belki bu taktiğimi uygulayarak 20 net yerine 50 net dahi arttırabilirsiniz. Yani bulunduğunuz nete bağlı bu net arttırma durumu. Bu video ile ilgili söyleyebileceklerim bu kadar. Eğer videoyu beğendiyseniz videomu beğenebilir ve kanalıma abone olabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.